Peki diğer haberimize geçelim. Biraz önce de söylediniz Amerikan özentili. Bu haberde de size soracağız var mı yok mu diye. Yine pası size atacağız. At bakalım. Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki Derin Efendim Cadılar Bayramı hazırlığına 2-3 gün öncesinden başladı. Sık sık fotoğraflar paylaşıyor ve paylaştığı fotoğraflar çok iddialı, çok cesur bulunuyor. Defne Samyeli'nin kızı, 18 yaşındaki kızı Derin'in. Önce fotoğraflara bir yorum alalım sizden. 18 yaşındaki halinizi hatırlar mısınız? Hatırlarım, hiç böyle değildim. <laughs> hiç böyle değildim, ee, belki de bu kadar güzel değildim. Ay ee, çok güzel ya, Hayır dedisin. biliyoruz canım. Genç gençliğinizi canım, biliyoruz 18 sizi. yaşında daha ben çocuk gibiydim. Çünkü Amerika'ya gittiğim gittiği evet. ee, gittiğim elbiseyi bile hatırlıyorum böyle poplinden bebek yakalı. <laughs> Buradan düğme <laughs> koyu yeşil renk şu renkte <laughs> ve kemeri vardı bir de hasır çantam vardı. Özel para çok büyük para verilerek alınmıştı o çanta hani malzemelerini de koy içine diye. Böyle at kuyruklu. Normal bir 18 yaş 18 çocuğuydu. Ya öyleydim ama tabii devir de değişiyor onlar da daha çabuk gelişiyorlar. Çok kadınsı olmaya heveslenme evet. var burada. Ee, seksi görünme tarafını e, bir tarafa alırsak o da çağımızın getirdiği bir yanlışlık diye düşünüyorum Yani herkes hem çok güzel hem çok seksi hem çok bakımlı olmak zorunluluğu varmış gibi bir havaya e, bürünülüyor e, Ben Defne'yi çocukluğundan tanırım yani aynı yazlıktaydık benim oğullarımla birlikte evet. Hatta büyüdü çok severim Defne'yi yani genç kızlığını biliyorum çok güzel kızları var. Evet. Eee okumuşlar da ok evet. yani okulda olduklarını da eğitimli olduklarını da biliyorum. Annesi de belki serbest e, bırakıyor. Ya, öyle mi acaba ya da şöyle mi? 18 yaşındayım ben artık. Bana kimse karışamaz. Benim kararlarıma saygı duymak zorundasınız. İsyanım 18 acaba de var. olsa, ya, o yaşlarda anne, biraz söz Baba birazcık ya. karışabilir. Yani Tabii söz ki. dinlemese de ben de iki erkek çocuk büyüttüm. Yani bırakın kız çocuğu. Ben de oğullarıma pekala karıştım. Hatta hala bile bazı şeylerde karışabilirim o anne baba otoritesini ayrı bir şekilde bir yere koymak lazım. E, boşuna eleştiri alıyor böyle giyinerek, bu havalara girerek. O kadar güzel kızlar ki istedikleri zaman zaten Hani eğer bu konuda e, bir yerlere gelmek istiyorlarsa zaten güzellikleri ve eğitimleriyle gelirler yani. Bu biraz evet, bana biraz da fazla, fazla geldi. Yani o bana sanki, da fazla geldi. Şöyle anne baba otoritesi 18 yaşına evlat girince bitebilecek bir şey değil. Yok kesinlikle. Yani değil. 18 ama... de değil 22 de değil. Sen kanunlar önünde reşit oluyorsun. Tamam ama evlat yani, biraz daha isyankar olabiliyor ama o yaşlarda. Olabilir tabii ki. Yani 25 yaşında da isyankar olabilir. Senin, baş kaldıran. Senin yapmaya çalışman ve bilmiyorum belki de Defne Samyeli de e, yapma kızım, etme kızım, paylaşma kızım diye olabilir. Belki Derin hiçbir şekilde söz dinlemiyor. Sen bunu bir arkadaşının partisinde, e, sosyal medyada, basının, takipçilerin görmeyeceği bir şekilde yaşayabilirsin. Bir partiye gidip eğlenebilirsin. Sorun belki değil ama de... sosyal medya e kötü hmm, niyetlinin de evet. iyi niyetlinin de çok e, tuhaf hastalıklı düşüncelere sahip ve bunun hayallerini kuracak insanların da yaşadığı bir platform. İnsan şu açıdan korkar. E, en azından benim kızım olsaydı. Ya çocuk okula gidecek, okuldan eve gelecek, bir partiye gidecek, bir kafede oturacak. Şeyin teki hastalıklı ruhlu biri. Paylaştım. Yani anladın mı? Evet evet. Kötü niyetle yaklaşabilir. Tabi. E, bir de 18 yaş deyince insan dün de söyledi, daha bir masumiyet Masumiyetin çağı. yaşı. Hani 40, 50, 30 küsürler, belki 20'lerin sonunda bu pozları versen bile bir yere kadar bir şey söyle. ama 18 ve daha yeni girdi. Nevran ben bu fotoğraflara baktığım zaman hepsini tek tek bir gösterelim. 18 yaşında bir kız değil de 28 yaşında bir kız görüyorum. Hatta gerek seçti kıyafetler, bazı gerek makyajı. ya da bazı Şuradan da bakabilirsiniz. şekilcilikte bence 28 de olsa o, olacak gibi. biraz tuhaf kaçabilir. Evet. Bir kere bir kere yaşından büyük istiyor. Yaşından büyüğün istiyor. haricinde Başka çok şey özür dileyerek bir şey söylüyorum. Kıyafetler de kötü. Evet. Yani kıyafetler de kötü. Yoksa şu kızın güzelliğine şu bakın ya. Yani. Bir önceki fotoğrafa getirebilir miyiz arkadaşlar? Oradaki makyajsız hali. Şu güzel bebek bakın. gibi. Evet. Hiçbir yani şey ihtiyarçi yok. Yani o kostümlerle ve o makyajla ve o pozlarla başka bir şey çağrıştırılmak isteniyorun altı çiziliyor. böyle çiziliyor yoksa evet. o yani hani ellerinin göğüste karesi falan insan aklına ne geliyor anladım söylemeyelim şimdi yani e, peki. Zaten bu bayram niye kutlanır? Ha, tam evet, onu söyleyecek. Evet. Yani size. Yani o benim zaten sinir olduğum Bizim bir şey. Bizim ne güzel bayramlarımız var. Ya ben Amerika'da var. gittim iki evet. sene, bir sene yaşadım sonra da bir şeye gittim. Ben bile kutlamadım orada yani. Bırak Türkiye'de kutlamayı yani. Onlara has bir şey, nereden çıkmış onu da tam. Bir ara merakımdan incelemiştim bak şimdi unuttum. Biz inceledik. Evet. Halloween bak, nereden evet, çıkmış, evet. kabak evet. olayı nereden çıkmış falan diye. Yani Türkiye ile tel alaka bir şey. Ha Eğlenmek istiyorsan yap maskeli e, parti. Evet. E, biz de gençliğimizde yaptık komik komik kıyafetler bulurduk, kostüm partileri yapardık. Çocuklar da şimdi yapıyor. Evet. Ama Amerikalı'nın bayramını kutlamak... Yani çocukları eğlendirmek için özellikle yabancı kolejlerde tamam onları ama e, tabii çocuk evlat da yaşken eğilir diye bir söz var ya evet. ama... Koskocaman kadınların ya da adamların günler öncesinden makyajlar, 7 bahane. saat bilmem neler hazırlıklar. Eğlence için bahane. Ama bu yani. kadar hayal gücümüz kıt mı bizlerinki başkasının bayramını eğlenmek için kullanıyoruz? Kendi kendimize yapalım. 27 Ekim fan film foş bayramı diyelim. <laughs> Gidelim giyinelim. Kostüm evet, partileri yapın evinizde diyelim. bu kadar meraklıysanız. eğlenelim mesela dolma partisi yapılsın. Her ev dolma pişirsin. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Kısır partisi. Ay onlar Doğru. çok bana. Değil mi? Fena e, mı aynen. olur? Evet. Görürüm şimdi onları evde dolma sarıyorlar tabii, mesela. Tabii yardımcılarına. Ve eğer şey olursa sükse olursa yapılır o da yapılır yani. <laughs> ya şimdi 29 Ekim Cumhuriyet bayramı. Evet. Ama ondan önce başlıyorlar cadılar bayramlarını kutlamaya. Halloween'lar. Sosyal medyada Cadılardan böyle bir <laughs> sürü cadı, cadı fotoğrafları. E Christmas partileri, Christmas partisi de aynı şey. Yani yeni yılı tamam da Christmas'ta niye kutlanıyor ki? Ha, Oluyor evet. işte yani. İşte Amerikalı bizim 23 Nisanımızı kutluyor. mu? Biraz yani. seviyoruz. Evet. Gerçekten öyle. Biraz mı? Fazlasıyla. Evet. Hatta özellikle onlardan, daha coşarak kutlamamıza hayran. İşte. Tamam kutla evde kutla <laughs> ama onlardaki coşku ve heyecan yani baksalar aa Türkler ne güzel bizim bayramımızı kutluyorlar. Özellikle son iki yıldır gerçekten dün de söyledim bir Amerikalı da daha hevesle bekliyoruz böyle Cadılar Bayramı'nı ya da bir Fransız'dan daha coşkuyla kutlamaya başladık. Özellikle evet. son iki yıldır ama. İşte belki hadi diyelim ki iyi niyetli olalım pandemiden sıkıldık. Ya Evde kaç oturmaktan. yıldır? Oh iki yıl sonra patladık. Nevra Hanım kaç yıldır var bu patlama zaten? Pandemi de bir durağınlaştı o da hani ayıp olmasın diye herhalde bir durdular. İnanır vurdular. mısınız? Unuttum bile pandemide geçirdiğimiz günleri. O da bir tuhaf. İnsan, geçen gün aklıma geldi. Ya biz kaç gün evde acaba? Hele biz 65 yaş üstü yasaklandık ya. Tabii. Kaç gün aynı koltukta oturdum diye bir hesaplamak istedim vallahi. Anında unuttum. Çünkü şu anda yaşam artık normale dönmüş gibi. Bir evet. de turnelerim başladı. Bütün Anadolu'yu dolaşacağım. Oyunlarım başladı. Hiç farkında değilim. Seyirciyi maskeli gördüğüm zaman aklıma geliyor. Haa evet vay be biz neler atlattık neler, neler yaşadık atlattık diye. E, ve insan atlattıktan sonra da bir güzel unutuyor işte ayakta Tabii. kalabilmek için